Coğrafi işaretli ürünler yapay zeka ile buluştu. Mersin'in Cezeryesi, Beypazarı'nın kurusu, Gemli'nin zeytini dünyaya açılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dijitalleşen dünyada yerel üreticilerin globalleşmesi için kolları sıvadı. Dükkan, tezgah kendi kendine götürüyor. Evet, çeviriyor, çark dönüyor artık. TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu'yla Türkiye'nin 6 unicornundan biri olan Hepsi Burada işbirliğine gitti. TÜBİTAK, Bilgem'le yapay zeka, Türk Patent'te ise coğrafi işaretli ürünlerin dünyaya pazarlanması için imzalar atıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Mersin'in Cezeryesini, Van'ın otlu peynirini, Gaziantep'in baklavasını, Erzurum'un oltu taşını her türlü kötü kullanımdan ve taklitten korumaya çalışıyoruz. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde bu kez gündem yapay zeka ve coğrafi işaretli ürünlerdi. Artık dünyada ticaret değişiyor, ekonomi dönüşüyor, satın alma biçimleri, müşteri davranışları, bunların tamamı büyük bir değişim, dönüşüm içerisinde. Bunlara ayak uydurabilmenin yolu yapay zekaya yatırım yapmaktan, bu alanlarda teknoloji geliştirmekten geçiyor. İşte Hepsi Burada ve TÜBİTAK'la yaptığımız bu işbirliğiyle biz bu alanlarda Türkiye'de sektöre önemli bir bilgi birikimini kazandırmış olacağız. Hepsi Burada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, sektöre katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Coğrafi işaretli ürünler projesi de bizi çok heyecanlandırıyor. Burada yerelde kalmış Türkiye'nin yerel ürünlerini özel tanıtımlarla, hepsi Türkiye'den başlığıyla, önce yerelden ulusala, daha sonra da uluslararası pazarlara taşımak için çalışmalar yapıyoruz. İmza töreninde gündem yapay zeka olunca törenin sonunda plaketlerin takdimi de teslimat robotuyla yapıldı. Sayın Bakanım, 1000. takdimi ve teslimatı olacak aslında bu robotun. 1000. teslimatı. Bakan Varank standları gezdi ve yerel üreticilerle sohbet etti. Kadın girişimcilerden birinin projesinin adı Kınalı Eller'di. Projesi ise 17 yıl önce yaşanan bir trajediyle başladı. Çeyiz mağazamın yanmasıyla borca girmemle başladı aslında. Annemin yaptığı bir tepsi baklavayı, bir tencere sarmayı, 10 kilo erişteyi Beypazarı'ndan alıp Ankara'da pazarlara götürmeye başladık. Bir çuval unla başladık ama şimdi hikayemiz çok büyüdü. Buralardayız. Merhabalar Sayın Bakanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Hasır plakayı biz kazaziye ile birleştirdik. Böyle şık bir ve çok kıymetli bir ürün ortaya çıktı. Tamamen el işçiliği. Ben inşaat mühendisiyim, mimar arkadaşlarımız var. Bir araya gelerek kadınlara nasıl istihdam sağlarız maksatlı. Kazazi sanatını zaten seviyorduk Trabzon'da. Gümüş işçiliği zaten kadınları cezbeden bir sanattı. Biz Hepsi Burada'nın düzenlemiş olduğu projeye dahil olduk ve sıfır atık sistemini uyguluyoruz. Üzümü işliyoruz. Üzümden biz pekmez üretiyoruz. Posasından sirke üretiyoruz. Çekirdeğinden çekirdek yağı, üzüm çekirdeği yağı, onun tozundan un üretiyoruz. Ürünün ne kadarını elektronik ticaretten satıyorsunuz? Hepsi Burada ben zaten satıştayız. Çok da iyi gidiyoruz. Güzel, koşuyoruz. Minimal atık amacımızdı. Üreten kadınları bir araya getirip ürün ortaya koymakta amacımız. Bunu da gerçekleştirdiğimizi umuyoruz. Anlaşılan o ki coğrafi işaretli ürünler yapay zeka ile buluşunca daha çok kadın kendi hikayesini yazma fırsatı bulacak.